Dostlarım herkese merhaba. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bugün sizler için tam 15 tane hisse seçtim. Bazıları güncelleme şeklinde her zaman takip ettiğimiz hisseler. Fakat bugün 4 tane yeni hisse ekledim. Dördünün de setup'ı çok hoşuma gitti ve sizlerle paylaşmak istedim. Fakat öncesinde sizlere iletmek istediğim birkaç veri var. Bunlardan bir tanesi YouTube'un istatistiklerde sunduğu bir veri. Bana şunu söylüyor arkadaşlar. Videoyu düzenli olarak izleyen yaklaşık %35-%40'lık bir kesimin kanala abone olmadığını, çok fazla öyle abone olun, yorum yapın, like atın tarzı cümleleri sevmiyorum. Fakat sizden ricam, özellikle düzenli izleyen arkadaşlardan kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Onun dışında zaten gerek beğeniler gerek yorumlar ben söylememe hiç bile gerek kalmadan gayet aktif, gayet sık, gayet herkesin ilgisi odağı hani videoda ve anlattıklarımda olduğumu hissettirecek şekilde fazla, gayet de hoşuma gidiyor, beni motive ediyor. Tekrar teşekkür edeyim. Sadece o abone olmayan arkadaşlar için bir hatırlatma geçeyim istedim. Yani şöyle bir şey var. Ben de YouTube kanalı açmadan önce severek izlediğim, severek dinlediğim birçok kanala abone olmadığımı fark ettim. Unutuyoruz büyük ihtimalle ya da hani abone olma kültürü bende mesela kanal açmadan gelişmemişti. Yani özellikle abone olmayayım diye değil de unutuyordum. Öyle bir kültür gelişmemişti. Kanalı açtıktan sonra fark ettim ve sevdiğim birçok hesaba da zaten abone oldum. Like atmaya başladım ben de. Size de özellikle unutan hatırlatmak istediğim, yani unutanları hatırlatmak istiyorum bunu. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir de arkadaşlar 25 Nisan'daki eğitim kampımız var. Bildiğiniz gibi 2 saat sürecek. Sık sık hatırlatmasını yapıyorum. Buna dahil olmak isterseniz bana Twitter veya mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Trade psikolojisi, kasa yönetimi gibi konulara odaklanacağız burada. Stop olmanın ne kadar önemli olduğunu ve buna dair birkaç tekniği, hani olamıyorum, ne yapabilirim, nasıl işlem alabilirim, kasamı nasıl yönetebilirim, portföyümü nasıl planlayabilirim veya kısa ve uzun vade yatırımları nasıl değerlendirebilirim, illa birini seçmek zorunda mıyım gibi birçok sorunun cevabını bulacağınız 2 saatlik bir eğitim arkadaşlar. Soru cevap kısmında olacak. Sorularınızı da alacağım. O sebeple verimli ve size bir şeyler katacağını düşündüğüm, umduğum bir eğitim olacak. Katılmak isteyen arkadaşları dediğim gibi Twitter veya mail üzerinden mesaj atmaya, bana ulaşmaya davet ediyorum. Seve seve yardımcı olup detayları sizlere aktarırım. Onun dışında bir de birebir eğitimlerimiz ve toplu eğitimlerimiz var. Onlara katılmak için de yine aynı kanallarla, yine nitekim finansal danışmanlık hizmeti de veriyorum. Onlara bu hizmetlerden faydalanmak veya dahil olmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Şimdi 3 dakika çok uzun reklam yaptık bu sefer. Hemen geçiyorum hisselere. Çok da vaktinizi almayayım. Şimdi arkadaşlar endeksi zaten bir süredir incelemiyoruz yani. Düzenli takip eden arkadaşlar biliyordur. Bir süredir incelemiyoruz. Bugün ufak bir düşüş oldu. 4890-4880 aralığından bir dönüş bekledim. Aslında tepki verdi ama dönüş diyemeyiz ona yani. Şu an oralarda kaldı. Şu bölgeden bir tepki bekliyordum. Bakayım, çizeyim orayı. Ya buna çizmemişim de grafiklerle baktığımda buralarda, yani şu çizgi, şu kutu, hatta büyüteyim biraz. Yani şuradan bir tepki almasını bekliyorum. Ufak da olsa bir tepki aldı. Belki 15 dakikalıkta falan daha iyi görürüz. Ya şu tepkiyi aldığında ben tamam birazcık daha ilerleyecek. En azından 4950 üzerinde kapatacağız demiştim ama daha sonrasında tekrar saldı. Ve yine aynı bölgeden bir tepki alarak, yeşil yakarak kapattı. Bakalım yarın nasıl bir açılış yapacak. Pozitif açılış yapması lazım bu düzene göre, bu duruma göre. Ama dediğim gibi endeks bu. Çok fazla endekse bakmıyorum. Zaten genel manada defansif takılıyorum bu aralar. Birçok, yani 7-8 hissede işlem alıyorum ama bunlar genelde düşük sermayeyle oluyor. Çok fazla miktarlarla girmiyorum. Genelde minimum %50'nin nakitte kalmasını sağlıyorum ki gün içinde de bazı işlemler işte stop oluyor. Bazılarında kar alıyorum. O benim nakit oranım yine %70 civarına, 60 civarına çıkıyor, değişiyor ama minimum %50'de tutmaya çalışıyorum genellikle. Endeks hakkında da çok da fazla bir şey söylemeyeceğim açıkçası. İzlemeye devam ediyoruz. Hisse bazlı konuşmaya devam edeceğim. Ne zamanki endeksin grafikleri de güzelce çalışmaya başlarsa, hani böyle bir aşağı bir yukarı hareketler son bulursa, o zaman endeksi de gönül rahatlığıyla konuşmaya başlayabiliriz. geçelim hemen. Neyle başlıyoruz? Alfas'la başlıyoruz arkadaşlar. Ya Alfas ne kadar güzel çalışıyor. Bugün Twitter'da zaten Alfas'ı biraz konuştum. Yani sanırım yani ne kadardır? Bir 5-6 aydır bu mecradayım. 3 aydır YouTube'dayım. Genel manada çizdiğim en iyi grafik Alfas olabilir. Yani bana bir tanesini seç deseniz herhalde Alfas'ı seçerim diye tahmin ediyorum. Çünkü neredeyse hatasız çalışan bir grafik oldu yani bu zamana kadar. Tüm seviyeler tuttu. Mesela tüm kutular çalışıyor. Hep derim hisselerin bazı karakteri vardır derim. Her sizin markete bakış açınızla bazı hisselerin markete bakış açısı tutar. Benim Alfas'la uyumum birebir çok iyi tutuyor. Yani Alfas'a dair düşüncelerim genellikle iyi gerçekleşiyor. O da hoşuma gidiyor açıkçası. Mesela yarın buradan tepki alır mı? Ne yapar? Hani izlemek lazım. Özellikle bir açılışı görelim. Oldu da red diyor gibi olursak karımızı realize edebiliriz demiştim. Ama Alfas bizi bu sorulara bırakmadan direkt açılışı kutunun üzerinde yaparak mükemmel bir hareket yürüttü bugün ve koşa koşa tavana gitti. Harika bir performans. Teşekkür ediyoruz Alfas'a. Ne olacak şimdi? Şu olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şu bölgeye kadar önünde bir engel yok. Yüzde kaç yapıyor? Yüzde tam bir tavan. Yani %11 falan yapıyor herhalde. Tam bakalım da. Aynen. Yani %10-11'lik bir yükselişi kaldı arkadaşlar Alfas'ın. Bu da 381 ve 396 aralığındaki kutu. 381 ve 396 aralığındaki kutu. Buradan bir tepki yemesini bekliyorum. Bu kutuyu da aşarsa nitekim çokça hızlı yerlere gidecek. Hani şurada bir de şu da var bakın. Şu kutuyu daha önce bizim aşamadığımız kutuydu. Farkındaysanız. Daha önce biz bu kutuyu aşamadık. Hatta bir şöyle çizmiştik de aşıp deyip şeye girmiştik, işleme girmiştik ve stop olmuştuk. Ama şimdi bu şekilde revize ediyoruz çizgimizi. Yani üzerinde kapanış yapmamış şekilde getiriyoruz. Bakın hala uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ve bu çizgi üzerine atmasını da bekleyeceğiz açıkçası. Yani çizgi de şu an 400 TL civarlarına denk geliyor. 400-402 TL civarlarına denk geliyor. Yani ikisinin bir ortak noktasından dönebilir. 380-400 TL aralığından bir dönüş bekliyorum Alfas için. Bunu daha doğrusu yanlış cümle kurdum. Toparlayayım. Oralardan bir tepki almasını bekliyorum. Tepki almazsa, devam ederse, bugünkü gibi başladı yaparsa satmam tabii ki. Oralara geldiğinde yani benim dirençte bir kutu çizdiğimi görünce arkadaşlar, görürseniz yani şu bulunsun aklınızda. Hani hiçbir zaman kesin yorumlar yapmıyorum markete dair. Az çok fark etmişsinizdir. Buradan kesin düşer, buradan kesin çıkar, burada kesin şu olur, burada kesin bu olur. Böyle bir şey mümkün değil. Kimse söyleyemez. Yani ne ben söyleyebilirim ne başkası söyleyebilir. Bunu kimse söyleyemez. Bunları çok kulak asmamanızı tavsiye ederim. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Buraya geldiğinde birazcık daha temkinli, birazcık daha dikkatli olun. Sıfırdan işlem açmayın. Elinizde varsa onu korumaya yönelik markete öyle bakın. Yani en ufak bir hareketini takip etmeye çalışın ki o bölgeden red yerse, red yeme potansiyeli olan o bölgeden red yerse fazla yara almayın. Bunu söyleme nedenim tamamen bu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Diğer hisselere, Astor'a bakalım. Sonra Astor vardı sanırım. Evet. Arkadaşlar Astor'da da durum bu. Dönüşü güzel yakaladık. Bakın burası tam Fibo'nun 0.5 noktasıydı. Bakın nasıl milimetrik çalışma. Bir önceki videoyu izlemeyen arkadaşlar için tekrarlayayım dedim. Bakın arkadaşlar müthiş bir çalışma. Bizim Fibonacci'nin çalışmasıyla şurada üçlü bobinin, yani bizim diamond dediğimiz bölgenin iç içe geçmesi ve orada güzel bir dönüşüm yapısı oluşmasıyla Astor bize 2-3 gündür çok güzel karlar bıraktı. Aynı durum zaten Bülbüloğlu'nda da vardı hatırlarsanız. Her iki günde de ondan da bugün de kar aldım, dün de kar aldım Bülbüloğlu'nda. Çünkü o da Astor gibi çok Astor'a benzer şekilde hareket ediyor açıkçası. Astor'da şu an durum şu. Hedefimiz 61 yani 62 61 85 ile 64 80. Bunu yazayım hatta. 61 çok Astor takipçisi var. Onlara bırakalım buraya bölgenin fiyatlarını. 61.85 ile 64.80 arasındaki bu kutu arkadaşlar Astor'un potansiyel dönüş yerlerinden birisi olabilir. Hatta şuradaki iğnenin ucunu almadık, onu da alalım. Ve kaç oldu burası? 65.15. Revize ediyorum hemen. Bu milimetrik hareketler önemli arkadaşlar. Çizip bırakmamaya çalışın. Çünkü bazen direkt oraya iğne atıp dönebiliyor veya hani üzerinde kapatıp kapatmaması çok kritik olabiliyor. Benim çizgileri çok kez revize ettiğimi görmüşsünüzdür. Çünkü market aktif, market dinamik bir yer. Mum çubukları sürekli yer değiştiriyor ve o yer değiştirdiği yerde çizgiler de değişikliğe uğrayabiliyor. Çizgileri değiştirmek hata yaptım düzelteyim manasına gelmiyor. Doğruyu takip etme manasına geliyor. Siz de kendi çizdiğiniz grafiklerde sürekli güncellemeler yapın. Yani şurası şöyledir. Yani tamamen örnek verip sallıyorum. Burası böyledir ama yeni mum grafikleriyle artık şu bölge de böyle anlam kazanmıştır. Bunu böyle yapmaktan çekinmeyin. Bu bir hani önceden hata yapmışım anlamına gelmiyor. Artık fiyat yeni mana, yani yeni durumda orayı da dikkate alıyor anlamına geliyor. Böyle değişiklikler yapmaktan çekinmeyin. Kendi grafiğinizde de olabildiğince sürekli grafikleri güncel tutun. Yani bu ana hisseleri her gün burada incelememizin nedeni de zaten bu. Hiçbir değişiklik yapmıyor olsak 3-4 aydır hep her gün bunları incelememizin pek de bir manası olmaz zaten. Astor bu bölgeyi de geçerse yine şuradaki hareketine benzer bir hareket başlayabilir. Bu bölgeyi takip ediyorum. Dediğim gibi bu bölgede düşük zaman dilimlerinde bir dönüş işareti, yani aşağı dönüş işareti görürseniz kısa vadeciler buralardan karlarını alabilirler. Ya da maliyete stop atın. O şekilde kafanız rahat bir şekilde izleyin. O da olabilir. Seçenekler bunlar. Keyfiniz nasıl istiyorsa dostlarım. Şimdi bir sonraki listemiz Tüpraş. Şimdi Tüpraş'ta ne için aldım Tüpraş? Şu için, şu yüzden aldım. Şimdi şurayı geçemedi. Niye geçemedi? Burada bir engulfing var bakın. Şuradaki engulfing'i geçemiyor. Üzerinde kapatamadı. Bu engulfing'in üzerinde kapatamadığı için aşağı saldı ve daha da kötüsü bu normal, bu beklenen bir hareket. Aşağı salarken şurada bir railroad tracks yapısı oluşturdu. Bu da bizim için biraz sıkıntılı bir yapı açıkçası. Yani çok önemli bir yerde oluşmadığı için biraz göz ardı edilebilir ama yeniden döndüğümüzde biz bu bölgeden bir kez daha red diyebiliriz. Yani bu bizim döndüğümüz zamanki yükselişimizin hızını yavaşlatabilecek yapılardan birisi. O yönden pek hoşuma gitmedi. Onun dışında zaten Tüpraş'ı uzun vade olarak çok çok tuttuğumuz bir hisse. Bugün alma nedenim kısada çok fazla acele etmeyin diye belirtmek için aldım. Şu aşağıdaki kutu güzel bir alım bölgesi. Bakın çok kez değerlendirdik biz bu kutuyu. 2 kere şurada, 1 kere şurada. Yani şunda yani şu kârı alabilen arkadaşlar için iyi bir şey. %4'e yakın bir kâr ama asıl şurada da bir tepki yükselişi mevcut. Yeniden bu kutuya gelirse bir dönüş mum yapısıyla, çünkü artık kutu yıprandı, bir dönüş mum yapısıyla Tüpraş'ı buradan değerlendirebiliriz. Onun dışında şu bölgenin üzerine atmasını beklemek lazım. Yeni alımlar için çok da acele etmeyin derim arkadaşlar. Hani uzun vade soruyorsanız uzun vade zaten Tüpraş'ı tavsiye ediyorum. Ben de zaten elimdeki Tüpraş'ı düştükçe ekleme yaparak uzun vade tutuyorum. Maliyetim de çok yüksek değil gerçi. Yani şu bölünmeden önceki hesaba göre işte %10'larda falan bir zarardayım. O yüzden çok da bir sıkıntı yok Tüpraş açısından. Sadece yeni alım yapacak arkadaşlara uyarmak için bugün aldım. Onun dışında izlemeye, takip etmeye, aynı şekilde incelemeye devam ediyoruz. Hemen bir sonraki hissemize geçelim. Ve işte Türk Telekom. Şiir gibi çalışan bir grafik bakın. Yoluna devam ediyor. Şu dipten aldığı tepkiden sonra yaktığı yeşil mumlara bakın. Şimdi dostlar şu videoyu izleyenler, tam Türk Telekom şurada olduğu gün bir video çekmiştim 3 Nisan'da. Hatta şuralarda olduğu zaman da çekmiş olabilirim. Yani bir dipteydi çektiğimde ve yani çok yakın stoplu, yani %2 stoplu denenebilir demiştim Türk Telekom. Bakın burada zaten kapanışla stop olmayanları bir avladılar. İki çizginin altına da iğne yaptılar. Buradaki yakıtı topladılar. Burada insanları stop ettiler ve onların paralarıyla yukarı doğru harekete başladılar. Bizim belirttiğimiz noktalardan itibaren Türk Telekom %13'lük bir hareket yapmış. Hareketine de devam ediyor. Açıkçası benim şu an gördüğüm en ciddi direnç bölgesi, yani şu iğne çok uzun. Şimdi revize ederiz, onu çizelim. Yani şöyle bir çizgi, iğnesi çok uzun, kötü olmuş ama çok kuvvetli bir FTR. O yüzden çizmek lazım açıkçası. Bakın şurada bir zaten tepki almış. Şurada düşmüş. Şurada bir tepki almış. Yani ikinci kez de çalışma potansiyeli yüksek. Yani çalışabilir. 19.84. Türk Telekom'da dikkat etmemiz gereken bölge. Umarım bu bölge bizi hani düşürmez de biraz oyalar. Çünkü bölgenin üzerine attığımızda bir 22.5'lara kadar falan önümüz boş olacak. Ben şuranın fiyatlarını bir yazayım. Biraz geniş bir bölge ama maalesef kötü bir yapı denk gelmiş. 20.96 19.80. Harika. Onu da şöyle not edelim. Yani potansiyel olarak Türk Telekom'dan bir %5-6'lık bir yükseliş daha bekleyebiliriz gibi gözüküyor. Sonrasında biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Devam edelim. Bakalım ne var? Kozal. Kozal'ı da dün değinmedim diye bugün aldım açıkçası. Bakın birikme devam ediyor arkadaşlar. Aynı bölgede kısa tutacağım Kozal'ı. Aynı bölgede birikme devam ediyor. Şurada güç biriktiriyoruz. Yani çok ufak bir alanda seri bir şekilde Kozal'da güç biriktiriyoruz. Beklentim sürüyor. Ben sert bir mumla buranın geçilmesini bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Sert bir mumla bu bölgenin geçilmesi benim için şaşırtıcı olmaz. Çünkü bu güç birikimi, bu akümülasyon mutlaka ama mutlaka bir tepki verecektir. İzlemeye, takip etmeye devam edelim. Şu kutularımızı da revize edelim. Şu çizgimizi de biraz çekelim. Dikdörtgen kamamızı da yine de şey yapalım, oluşturalım. Yani şimdi burada zaman ilerledikçe kamanın üst çizgisi aşağı doğru geliyor ve biraz daha zaman geçerse, yani Kozal'ın şuralara geldiğini varsayalım, tek bir mumla bütün dirençleri yok etme potansiyeline sahip olacak. Yani iki çizgiyi de yok edecek. Belki kutunun dahi üstüne atabilecek tek bir mumla. O yüzden Kozal'ı takip ediyorum arkadaşlar. Beklentim hala var. Siz de bir gözünüz üzerinde olsun. Kozal'ı devam edelim. Ah, Şekerbank son zamanlardaki ya henüz başarısızlık demek için erken ama daha hızlı gitmesini beklerken yavaşlatan bir hisse oldu Şekerbank. Keşke şuradaki şu karı alsaydık. Yani ona üzüldüm açıkçası. Şu %5 vermişti ilk gün. Ben almadım. Alan varsa ne mutlu. Ama keşke alsaymışım diye düşündüm. Yani özellikle ben bu ara hani piyasa kötü olduğu için %3, %4, %5 hani gördükçe almaya, gördükçe toplamaya çalışıyorum. Çünkü yani siz de görüyorsunuz ki 15 dakika diyorsunuz ki müthiş yeşillendik her şeyi ama 15 dakika sonra bir anda her şeyi aşağı çekebiliyorlar. O yüzden genellikle çok kısa kalmaya çalışıyorum. Bazen 2-3 gün daha sürüyor mesela. Hafta başı aldım bazı işlemleri, dün bozduk mesela. Yani bazıları gelmiyor. Bugün hareketsiz bir gündü mesela. Çok fazla hisseler hareket etmedi bence yani. 3-4 tane hisse evet hareket yaptı ama onun dışında birazcık hacimsiz, böyle volatilitenin az olduğu bir gündü. Umarım yarın böyle olmaz. Şekerbank'ta stopa riayet ediyorum arkadaşlar. Sadece işin kötü tarafı şu ki çizgi aşağı doğru geldiği için stop sürekli düşerek devam edecek. O yüzden bizim bir yatay destek de bulmamız gerekecek. Yarınki, yani yarın da hala sıkıntı yok. Şurada işte biz hala 2.44, yarın da 2.43 olacak muhtemelen. 2.43 ile stop olacağız. 2.43 ve altında kapatırsa stop olacağız Şekerbank'ta. Ama yarın Şekerbank üzerine birazcık daha detaylı bir çalışma yapacağım. Bir yatay destek bulabilir miyim veya bir akümülasyon bölgesi, herhangi bir şey bulabilir miyim diye biraz çalışma yapacağım. Fakat şu görülüyor ki artık yukarı gitmesi lazım. Yukarı gitmezse belki yarın bunu stoplarız. Olduğu yere çok da fazla bakmadan 2.58'de aldım yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok da uzakta almadık aslında, hani şey konuşuyoruz ama yani %3 bile değil şu an zararımız, yani %2, %2.76'larda şu an zarar. Bekliyorum yani, yukarı iğnelemeler de geliyor. Hala ben de bekleme devam ediyorum. Kırılımını yaptı. Bunları retest olarak görmek istiyorum. Öyle ummak istiyorum ve hareketine devam edeceğini düşünüyorum Şekerbank'ın. Şöyle buralarda bir şey var mı? Ya aslında burada bir düşen tren çıkar. Bunun kırılması bizi hızlandırır. Bak. Çok güzel çıktı hem de. Çünkü belli, sürekli düşük tepeler oluşturuyor. Yani burada bir alt destek de bulabilir miyiz? Şöyle bir şey bakın. Çok güzel bulduk bir anda. Hatta bugün fena da şey yapmamış. Çok güzel yapı denk geldi ya, öyle bir bakalım dedik ama mesela ben gün içi trade ediyor olsam 2.53 kapanışıyla, saatlik kapanışıyla alır ve 2.60 gibi elden çıkarırdım. Güzel bir kar vermiş olurdu bana. Bu yapı yukarı kırarsa, yani yarın 2.53 üzerine atarsa Şekerbank, bir anda bizim maliyetin üstüne de atabilir. O zaman birazcık rahat nefes alırız. Şu yapı güzel çünkü. Güzel bir yapı oluşmuş. Düşen üçgen, bunların yukarı kırması meşhurdur. Umarım yine yukarı kırar diyelim ve devam edelim arkadaşlar. Ne var elimizde bakalım. Ha, Ereğli var. Bu ara kontrolmatik bakmıyoruz ya, o aklıma geldi. Ona da bir ara bakalım. Şimdi Ereğli, hatırlarsınız 33.5 stopuyla takip ediyoruz Ereğli'yi. Ben de hala takip ediyorum. İlk gün bir alım satım yapmıştım. Bugün de hiç bulaşmadım ama yani yarın açılışla beraber yeniden, bu sefer birazcık daha orta vade için alım yapmayı düşüneceğim. Tam beklediğimiz bölgelerde aslında şu an alım için bence uygun bölgeler. Zaten uzun bir Ereğli analizi yapmıştık, hatırlıyorsunuz. Teknik analiz dersi de içinde bulunuyordu. Yani şu an Ereğli endeksler biraz geri geldi. Daha sonra toparlanamadı ama buralardan tepki alması gerekiyor bence. Yani tabii ki almayabilir ama bence tepki alması için daha ideal bir bölge şu an için yok. Ereğli'yi bu şekilde takip etmeye çalışıyorum. Bakın şöyle şeyler vardı. Şu videoyu izleyin. Ben buraya linkini bırakırım şimdi. Videoyu izleyebilirsiniz. Ereğli hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Buralardan dönüş bekliyorum. 33.5 stopuyla da Ereğli'yi takip edeceğim. Onu da tekrar söyleyeyim. Ve gelelim bu aralar yüzümü güldüren hissemize, Bülbüloğlu. Bülbüloğlu'nu güzel keşfettik, güzel bulduk. Twitter'da dünden beri Astor'la yapısının aynı olduğunu, tamamen aynı şekilde bakın, bir diamond bölgemiz var. Yükselen bir trendimiz var. Yükselen trend aşağı kırılıyor. Fiyat diamond bölgeye geliyor. Ve bu diamond bölge bizim 0.5 bölgemizdi. Acaba onu nereden çizmiştim? Şu yükselenden mi çizmişim? Evet, buradan çizmişim. Bizim 0.5 bölgemizdi. Tam ona değdik. Diamond bölge içindeyiz. Bir dönüş mum yapısı gördük ve Bülbüloğlu'na dahil olduk dünden beri. Bunu takip ediyoruz. Astor'la aynı yapı. Bu da güzel bir kar bıraktı. Fakat şunu da belirtelim. Şöyle Fibonacci'yi kaldırayım. Şimdi dostlar, şurada kötü bir yapı var bakın. Yani işte 65-90 gibi. Şu kutuyu açmak bizim için biraz zaman alabilir. Bakın şu bölge gerçekten kuvvetli bir bölge Bülbülü olduğu için. Hani burayı aşarsa gerçekten iyi yol alabilir. Burayı aşmasını isteyeceğiz. Burayı aşmasını bekleyeceğiz. Ve Bülbüloğlu'nu o şekilde takip edeceğiz. Bu bölgenin hemen çizeyim. Yani bu bölgeye yaklaşınca belki biraz kar realizasyonu düşünebilirsiniz. Özellikle kısaca arkadaşlar. 66 ile 73 arası. Yani çok da %10'luk bir alan. Belki biraz daha fazla. Birazcık yani buradan tepki alma potansiyeli fazla çünkü oluşan engulfing çok güçlü bir engulfing. Mumlar çok güçlü. Hatta burada yükselen trend de artık direnç olarak çalışacaktır. Bakın 70 TL'lerde o da muhtemelen bir direnç olarak çalışacaktır. Ve buradaki satış baskısı da Bülbüloğlu'nu aşağı çekebilir. Dikkat etmenize fayda var. Gelelim Smart Güneş'e. Smart Güneş bu hareketten normal arkadaşlar. Yani buradan tepki aldı, yükseliyor, ilerliyor. Harika, bir sıkıntı yok. Arada böyle kırmızılar. Bunlar kar satışları genelde. Yani şu dipten alınan arkadaşlar yükseldiğini görünce birazcık kar satışları yapıyor. Böyle kırmızılar olabilir. Zaten burada bir de kapı gibi FTR'miz var. Fiyatın buralarda durması kadar doğal herhangi bir şey yok. Burada biraz oyalanma yaşayabiliriz. Fakat sonrasında ben ilk hedefine gideceğini düşünüyorum. Twitter'da yazmıştım. Nasıl yazmıştım acaba? İlk hedefi 82.90.127 mi yazmıştım? Bir kontrol edeyim isterseniz hemen. Yani burada da 82.93.127 olması lazım aynı. Şimdi hiç Twitter'a girmiyorum o zaman. Bakın şu kutu ve şu kutu hedefler. Yani şu çizgi. Ben net söyleyeyim diye bakayım dedim de. Tekrar buradan kontrol etmek yerine milimetrik. 3 tane hedefimiz var. Ben kısa, orta ve uzun olarak görebilirsiniz bunları. Ya da kısa uzun olarak görebilirsiniz. Orta uzun olarak görebilirsiniz. Ama 3 tane hedefi var. Şu bölgeleri kaybetmediği sürece ben Smart Güneş'in bu hedeflere rahatlıkla gideceğini düşünüyorum. Ama bakın cümlenin başını kaçırmayın. Şu bölgeleri kaybetmedikçe, o yüzden stopunuzu da ihmal etmeyin. Gezinomi, yani Gezinomi dün dedim ki normalde stop olmamız lazım demiştim hatırlarsanız. Sonra dün dedim ki ben bekleyeceğim. Çünkü kutuyu bu sefer destek olarak kullanabilir. Bak, kutuyu nasıl destek olarak kullandı. Bekleyeceğim kutuyu çünkü destek olarak kullanabilir demiştim. Açılışı göreceğim. Açılış hoşuma gitmezse ona göre stop olacağım demiştim. Dünkü videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi şu çizgiyi elimine ediyorum arkadaşlar. Ya da şu şekilde de taşıyabiliriz belki. Şu şekilde de kullanabiliriz belki ama ben elimine etmeyi tercih ediyorum. Çünkü kutuyu takip edeceğim. Şu an bu aşamada kutuyu takip etmeyi düşünüyorum. Kutu çünkü güzel destek olarak çalışıyor. Kutunun içerisinde kapanış yaparsa o zaman duruma göre yeniden stop düşüneceğiz. Bugün çok da güzel hareket yapmıştı ama birazcık şey kaldı. Geçici bir hareket olarak kaldı. 4.5'ları falan gördük ama kaldı. Umarım yarından itibaren yolculuğuna devam eder. 17 TL ilk hedefimiz, yani şuralarda 17 TL ilk hedefini görseydi en azından çıkacak arkadaşlar olurdu. İyi olurdu. 16.75'lerden döndü. İnşallah bizi daha fazla yormaz ve yakın zamanda hedeflerine gider bizim Gezinomimiz. Biz devam edelim incelemeye. Ne var şimdi bakalım sırada? 5 tane kalmış. Tofaş var. Tofaş üçgeni kırdıktan sonra yoluna devam ediyor. Burada da oyalanmadı. Yani aslında daha oyalanıp oyalanmamadı tam da belli değil. Tam milimetrik olarak kalmış. Bakın çizgiyle göstereyim. Şu engulfing'in üst domunun kapanışı burası. Tofaş da burada kapatmış. İyi yerde kapatmış ama yani ivmeli gidiyor. Aşılacak gibi burası. Dostlar net söyleyeyim. Yani hedef şurasıdır aslında. Şurası kırıldıktan sonra ben şu %30'luk 32'lik yükseliş 257-260 TL bandına kadar Tofaş'ın ilerlemesini bekliyorum. Zaten Tofaş'ı şuralardan itibaren takip ediyoruz. 140 TL'lerden itibaren takip ediyoruz. Hatırlayan arkadaşlar vardır mutlaka. Hareketine devam ediyor. Şuradaki kırılımla da vermiştik. Buradan bile güzel kar geldi. Şu kırılıma bakmıştık 2 gün önce. Yani %6 kar görüldü. Gayet iyi bir kar önü. Bence ki hareketine devam da ediyor. Tofaş çizgi altı kapanış topuyla takibe devam edebiliriz. Herhangi şu an çıkmaya gerek yok. Ve işte 4 tane hissemin ilki. Yeni 4 tane hissemin ilki. Birincisi Türkcell. Şimdi Türkcell'de şu dipten beri takip ediyoruz Türkcell'i. Öncelikle %13-14 kar bırakmış olması lazım. Bakalım. %15-16 bırakmış. Şu an 13'te. 15-16 kadar bırakmış. Arkadaşlar bu bölgeyi kırarsa Türkcell ben güzel hareket yapmasını bekliyorum. Bakın bölge üzeri kapanış 35-12. 35 TL dersem yanılmış olur muyuz? Bir bakalım. Oluruz. Aynen. 35.10 üzeri kapanışlarda arkadaşlar Turkcell'in hızlı bir hareket yapmasını, biraz hızlanmasını, ivmelenmesini bekliyorum. Full odak Turkcell izliyoruz. 35-10 üzeri kapanışlarda tıpkı nasıl Türk Telekom'da dahil olup çok güzel yükseliş aldık, Turkcell'de de dahil olacağız. Yine beraber incelemeye devam edeceğiz. Turkcell'de durum bu. 35-10'u takip ediyoruz seviye olarak. Bir diğer ise Coca Cola. Bakın arkadaşlar bugün kırdı aslında ama ben giriş yapmadım. Aslında bugün kapanışa doğru giriş yapılabilirdi fakat yarını bekleyeceğim. Bakın reteste de geliyor 4 saatlikte aslında. Yarın bir 212-213 TL'leri görürsek 210 stopuyla denenebilir. Çok çok güzel bir kırılım. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten önü de bomboş, yol olmaya müsait gibi, stopu yakın. Yani şu 210 TL 209 TL'ye stop koysak %2,5 şu anki yerden bile gayet iyi arkadaşlar. Coca-Cola'ya yarın uygun gördüğünüz bir yerden dahil olabilirsiniz. 215 TL'ye kadar ben dahil olmayı düşünüyorum. Yani 215 hacim de vardı. Ben buna kontrol etmiştim. Bakın. Son zamanların en yüksek hacimi. Ve dediğim gibi arkadaşlar devam etmesini bekliyorum. Coca-Cola'nın 215'i geçmezse önceliğim 213-212'lere inmesi ve retestlerimi devam ettirmesi. Oralarda yakalarsam Coca-Cola'ya girmeyi düşünüyorum. Stop olarak da yani zaten çizgi altı net stopumuz 211 TL mesela, güzel bir stop yer ama birazcık daha aşağıya almak isterseniz ben mesela 209 TL stopunu tavsiye ederim. Belki bir tuzak olur, aşağı sarkar, orada bu ilde yapıp tekrar kırarsa bundan da kurtulmuş oluruz. Ben 209 TL stopuyla takip edeceğim yarın. Maksimum 215'ten gelelim, üstünü biraz düşünürüm, onu da söyleyeyim. Bir diğer hissemiz Tav havalimanları. Bu yapıların çok güzel çalıştığını, bize çok güzel kar bırakacağını Tav havalimanları istek hisse analizinde incelerken söylemiştim arkadaşlar. Hatırlayan dostlar mutlaka vardır. Bakın benim beklentim birazcık daha, hatta şöyle bir şeyler çizmiştim. Şöyle bir şeyler yapmıştım. Hani biraz daha gelir şuralarda bir kırar demiştim ama o kadar düşmedi. Direkt şuralardan hareketini gerçekleştirdi. Kırdı. Kutumuza çarptı. Kutudan çarpınca bir ret yedi. Ve tekrar düşen trend desteğinden bir tepki aldı. Kutu üzerine atarsa hızlı hareket edebilir. Yani bir sonraki direnci 88 TL civarlarında. Takip etmekte fayda var. Kutuya nasıl tepki verecek? O yüzden bilmediğim için ikinci kez nasıl tepki vereceğini tahmin edemiyorum şu an. Ama sert hareketler görebiliriz. En azından stopu yakın. Yani şurası çok güçlü stop. Mesela 73 TL çok çok güçlü bir stop. Onun dışında yakın ve iyi stopu da 77 TL arkadaşlar. Tav havalimanlarının şu kutuyu açmamız lazım. Kutuyu açarsak birazcık daha rahat edebiliriz. Ve son hissemiz Polho. Dün sabah grafiğini atmıştım. Polho'nun bugün tekrar videoya almak istedim uzun zaman sonra. Neden? Çünkü Polho'da 12 TL bizim için çok çok önemli. Bugün 12 TL üzeri kapatsaydı girecektim. Fakat kapatamadı. Ben de dahil olmadım. Hemen bugün oluşan mumun yanında bir de FTR bırakmış oldu. O FTR'nin ben fiyatı tutacağını da düşünüyorum. O yüzden yakın zamanda yine Polho'da bir kırılım gelebilir. 12 TL üzeri kapanışlarda Polho mutlaka takip edilmeli. Sert hareket yapmaya da müsait. Buradan yine bir tavan da verebilir. Belki bizi içeri almaya da bilir. İzleyeceğiz, göreceğiz. Sert bir coin, hızlı gidebiliyor. Güzel hareketleri var. Önü bomboş. Yani burayı kırdı mı ben direkt 14 TL hedefiyle takip edeceğim Polisan'ı. Şu an bu durumda Polisan'da güzel bir yerde, kritik bir yerde kırdığı an ilerlemesini bekliyorum. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Başka diyecek bir şeyim var mı diye düşündüm. Yani ele almadığım listelerde takip devam ediyoruz. Mesela Bim'de devam ediyoruz. Onun dışında var mı dahil olduğumuz veya söylemem gereken bir liste diye düşünüyorum. Ha, Turkast'ta mesela devam ediyoruz. %1 eksili sanırım. Belki o kadar bile değildir. Turkast'ta devam ediyoruz. PL Tur yine aynı şekilde bir sıkıntısı yoktu. Son gördüğümde, son baktığımda aynı yerlerde gezen hisseler arkadaşlar. O yüzden Migros aynı şekilde aynı yerlerde geziyor. Onlara çok fazla değinmedim. Onun dışında söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Yarın haftanın son günü seansta görüşmek üzere. Yarınki videonun altına da istek hisselerinizi yazarsınız arkadaşlar. Cumartesi günkü videoda ben değerlendiririm onları. İstek hisseleri analizini yapar, sizinle paylaşırım. Hafta sonu katıl kısmına da video gelecek. Katıla biraz ilgi artmaya başladı son zamanlarda. Onlar için de ayrıca tüm katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu oraya özel bir video paylaşacağım. Söyleyeceklerim bu sefer gerçekten bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.